Egonomi'ye hoş geldiniz sayın seyirciler. 68. bölümle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Yaşar Uysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Elif hocam. Teşekkür ediyorum. Bugün gündemimiz oldukça yoğun aslında. Tek bir başlığımız var ama altında açılması gereken çok fazla şey var. Türkiye'de büyümenin dinamikleri üzerine konuşacağız bugün. Hocam 31 Mart'ta TÜİK 2015 büyüme rakamlarını, son çeyrek ve yıllık büyüme rakamlarını yayınladı. %5.7 gibi çeyreklikte oldukça yüksek bir rakamı son çeyrekte var. Son 17 çeyreğin yanlış bilmiyorsam en yüksek rakamı açıklandı. 2015 genelinde de %4'lük bir büyüme. Bu da orta vadeli programı tutturduğumuzu gösteriyor. Ancak bu rakamlar açıklandıktan sonra tartışmalar başladı. Bir tanesi bunlardan kişi başı gelir üzerine. Çünkü kişi başı gelirimizde ciddi bir düşüş var. %4'lük bir büyüme, orta vadeli programı tutturuyoruz. Ama 2015 yılında kişi başı gelirimiz 9.261 dolara düşüyor. Bu da 5 yılın ardından 10.000 doların altındaki ilk kişi başı gelirimiz. Şimdi burada tartışmalar başlıyor. Biz farklı boyutlarıyla da ele alacağız. O yüzden önce sözü size bırakayım. Peki Elif Hocam. Şimdi büyüme iktisadi gelişmelerin damıtıldığında karşımıza çıkan son göstergesidir. İsterseniz bir Huni'yi düşünelim. Huni'de işte üretim var, istihdam var, ihracat, ithalat, enflasyon birçok gösterge var. Bunlar damıtıldığında bütün bunlardaki gelişmeler sonuçta büyümeyi belirliyor ve bir ekonominin performansını gösteren en önemli ölçüt ve gösterge de büyüme olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkiye'de büyüme hızı her zaman tartışma konusudur. Çünkü Türkiye'de bunu tam olarak bilmemiz mümkün değil ama ekonominin yaklaşık olarak %50'si kayıt dışı olduğu söyleniyor. Şimdi bu kadar kayıt dışının olduğu bir ülkede siz üretimi ve üretimdeki artışı doğru bir şekilde ölçme şansına sahip değilsiniz. Birçok varsayım yapıyorsunuz ya da bazen olsa olsa bu kadardır diyebileceğimiz yöntemlerle ölçmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere bu ölçme sorunu var. Ölçme sorunu olduğu yerde mutlaka tartışmalar da ortaya çıkacak. Bir başka şey de tabii Türkiye uzun yıllar büyüme hızını tutturamıyordu. Hedefleri tutturamıyordu. Bu yıl tutturuldu. Bu da biraz şaşırttı çünkü iki seçimin yapıldığı, jeopolitik risklerin ciddi bir şekilde ön plana çıktığı bir ortamda nasıl olduk da biz bu kadar büyüdük? Kimse bunu beklemiyordu. 3 civarında bir büyüme bekleniyorken bir anda 4'e çıktı. Dolayısıyla bir cepheden büyümeyi daha düşük öngörenler de eleştirme yoluna gittiler. Hükümet tarafı ve onu destekleyenler de bu büyümenin gerçekçiliği üzerine vurgu yaptılar ama sonuçta biz bu rakamlara güvenmek durumundayız ve bu büyümenin böyle olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunda bir sorun varsa eğer bir süre sonra zaten bu ortaya çıkar. Yani çok sevdiğim bir laf var. Şöyle diyor, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır diyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı varsa bunu zaman içerisinde öğreniriz. Şimdi biz programımızı biraz daha geniş kitleye aktarabilmek amacıyla isterseniz şöyle bir yöntem izleyelim. Önce bu büyüme nedir? Onu bir anlatalım. Ondan sonra Türkiye'deki performansa geçelim. Şimdi Türkiye'nin büyümesini konuşmamız için büyümeyi tanımlamamız lazım. Şöyle bir basit bir örnek vermek istiyorum ben. Bir ülke düşünelim. Bir sene önce sadece bu kalemi üretmişti ve kalemin fiyatı 10 liraydı. Bir sene sonra bu kalem üretilmişti, tüketildi, bitti geçen sene. Bu sene tekrar bir kalem üretildi. Başka bir hiçbir şey üretilmedi ama kalemin fiyatı 15 lira oldu. Şimdi biz bu durumda ekonomide büyümeden bahsetmiyoruz. Neden? Çünkü büyüme dediğim şey bu üretim miktarının artmasını ifade ediyor. Dolayısıyla büyüme demek ülkedeki üretim miktarının artması demek. İyi de biz bunu nasıl ölçeceğiz? Yani Türkiye binlerce çeşit mal üretiliyor. Tarım ürünleri, sanayi ürünleri, hizmet sektörü. Biz bunların hepsini nasıl ölçeceğiz? Nasıl bir tek paydaya bağlayacağız? İşte orada para imdadımıza yetişiyor. Biz her sektörde üretilen mal ve hizmetleri
onun fiyatıyla çarpıyoruz ve diyoruz ki tarımda şu kadar hasıla yaratıldı, sanayide bu kadar hasıla yaratıldı, hizmet sektöründe bu kadar hasıla yaratıldı diyoruz. Ama bunu yaparken de enflasyon dediğim, zaten kavram olarak biliyorsun enflasyon şişme demek, şişkinlik demek. Geçen sene kalemin fiyatı 10 lirayken bu sene 15 liraya çıktı, o zaman üretim arttı değil. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız, rica etsem eğer ikinci slaytımızı ekrana yansıtabilirlerse belki izleyicilerimize daha faydalı olma şansımız da olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Bir cari fiyatlarla, bir de sabit fiyatlarla da iki sütun görüyoruz. Şimdi önce bir adım geriye gitmem gerekiyor. Biz bir ülkede yapılan üretimi 3 şekilde, milli gelir dediğimiz şeyi 3 şekilde hesaplıyoruz. Bir tanesi üretim yöntemi. Tarımda, sanayide, hizmetlerde ne üretildi? Varsayalım şimdi biz burada üretim yaptık, çiftçilik yaptık, sanayicilik yaptık, hizmetse ürettik. Bu ürettiğimiz mal ve hizmetlerin değeriyle de hesaplayabiliyoruz. Bu birincisi. Biz bu mal ve hizmetleri ürettik, cebimize paralar geldi. Ne oldu? Birimiz ücret aldık, kimimiz kar aldık, kimimiz rant aldık, kimimiz faiz gelir elde ettik. Bu cebimize giren paralarla da ölçebiliriz ki buna gelir yöntemiyle diyoruz. Üçüncüsü de cebimize paralar geldi. Biz bunu harcayacağız. Nereye harcayacağız? Tüketimi harcayacağız, yatırımı harcayacağız, bir kısmını DT vergi vereceğiz. O kamu harcaması olarak harcayacak. Bir kısmını ithal mallara harcayacağız. Bir kısım mallarımızı da yabancılar satın alacak. Dolayısıyla üretim, harcama ve gelir yöntemiyle olmak üzere 3 şekilde biz ulusal geliri hesaplıyoruz. Matematik olarak, mantık olarak bu 3 yöntemle hesapladığımız rakamın birbirine eşit olması gerekiyor. Türkiye yalnız üretim ve harcama yönünden milli gelirini hesaplıyor. 2006 yılından bu tarafa gelir yöntemiyle hesaplamayı yapamıyor. Bu da yine kayıt dışılığı önemli bir yansıması diye ifade ediyoruz. Şimdi dolayısıyla biz bu şekilde 3 farklı yöntemle ulusal geliri ölçüyoruz. Peki tekrar başa dönersek bu cari fiyatlar, sabit fiyatlarla meselesi nedir? Bakın şimdi bu kalem bu sene üretildi diyelim. 1998 yılında üretildi. Fiyatı 10 lira diyelim. 2015 yılına geldik. Bunun fiyatı 50 lira olmuş. Buna bakarsak vay fiyatı 3 kattan fazla artmış diyoruz. Ama kalem aynıysa, kalem miktarı aynıysa üretimden, büyümeden bahsedemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Diyoruz ki arkadaş enflasyon bunun değerini şişirmiş. Ben 2015 yılında üretilen bu kalemin miktarına gidip 1998 yılı fiyatıyla çarparsam ne yaparım? Aradaki fiyat artışlarının etkisini ortadan kaldırırım. Şimdi tablomuza baktığımız zaman çok net bir şey göreceğiz. Bizim gayri safi yurt içi hasıla diye ifade ettiğimiz, vatandaşlarımızın milli gelir diye belki kullanabileceği bir sütunumuz var. 1998 yılında bu 70 milyar liraymış Türkiye için. 2015'e geldiğimizde bu 1 trilyon 953 milyar liraya yükselmiş. Vay diyoruz ne kadar artmış. Ama bu şeyi ifade etmiyor. Çünkü bunun içinde hem kalem miktarındaki artış etkisi var. Hem de fiyat artışlarının etkisi var. İşte bu fiyat artışlarının enflasyonun getirdiği şişkinliği ortadan kaldırmak için biz ne yapıyoruz? 1998'den sonra ürettiğimiz mal ve hizmetlere gidip 98 yılı fiyatıyla çarpıyoruz. Şimdi bu bağlamda sabit fiyatlarla sütunumuza baktığımızda bizim cari fiyatlarla ulusal gelirimiz 1998'de 70 milyar lira, sabit fiyatlarla da 70 milyar lira. Neden? Çünkü baz yılı var. Oradan yola çıkıyoruz. Bir referans gerekiyor bize. Sonra bakıyoruz cari fiyatlarla milli gelirimiz 70 milyardan 1 trilyon 953 milyar yükselirken sabit fiyatlarla bakıyoruz 131 milyar liraya yükselmiş. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Buradaki parasal değer mal ve hizmet miktarındaki değişmeyi yansıtıyor. Ne yaptık? Fiyat artışının etkisini ortadan kaldırdık. Dolayısıyla büyüme ülkedeki mal ve hizmet miktarındaki artış demektir. Ama biz bütün malların şu kadar üretimi arttı diye sayamayacağımız için buğday üretimi şu kadar arttı, pamuk üretimi şu kadar arttı, otomobil üretimi saatlerce saymanız gerekiyor. Biz bunların hepsini bir payda altında topluyoruz. Elma ile armutu toplayamıyoruz ama elma ile armutun parasal değerlerini toplayabiliyoruz. Burada niçin ne yapabiliyoruz bunu? Paranın ortak değer ölçüsü olma özelliğinden faydalanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdi 2015 yılına girersek biz bir sene önce 126 milyar liralık bir üretim yapmışız. Bu sene 131 milyar liraya çıkmış bu. Matematiksel olarak da bu %4'lük bir büyümeye karşılık geliyor. Şimdi arkadaşlarımız rica etsem bir gerideki grafiğe giderlerse, tabloya giderlerse oradan da büyüme hızımızın tarihsel süreçteki gelişimini görüyoruz. Bakın Türkiye ekonomisi istikrarsız büyüyen bir ekonomi. İşte 2001'deki kriz ekonomi ciddi şekilde aşağıya çekti. 2009'daki kriz aynı şekilde. Dikkat edersek 2012 senesinden sonra Türkiye daha düşük büyüyen bir ülke konumuna geldi. Peki kim büyüdü? Ne kadar büyüdü üretim açısından bakarsak? Üçüncü tablomuza gidersek bundan sonra bozmayacağım sırayı umarım.
baktığımız zaman 2015 yılında tarım çok büyük bir performans evet. gösteriyor. 7.6 büyüyor tarımda üretim. Sanayi sektöründe %3,3 büyüyor. Hizmet sektöründe 4,8'lik bir büyüme söz konusu. Orada bir kayma olmuş. Şimdi burada şunu söyleyelim. Tarım sektörü neden bu kadar hızlı büyüyebildi? Çünkü bir sene önce tarım %2 civarında küçülmüştü. Hı hı. Baz etkisinden dolayı bir büyüme var. Ama bizim gibi ülkeler için kritik olan büyüme daha çok sanayi sektörünün büyümesidir. Çünkü sanayi sektörü ileri ve geri bağlantıları çok yüksek olan bir sektör. Yani bu sektörde üretim arttığında çok sayıdan sektörden girdi aldığı için o sektörleri de canlandırıyor. Sanayi ürünlerinde çok sayıda sektör kullandığı için bu zaman o sektörlerde bir canlanma ve gelişme artıyor. Dolayısıyla sanayi sektöründe büyüme daha önemli oluyor. Dolayısıyla 2015 yılında büyümenin daha çok tarımdan ve hizmet sektöründen geldiğini, sanayinin yavaş büyüdüğünü söyleyebiliriz. Burada grafiği de koymak istedim, bu sektörlerin büyüme grafiğini rica edersek arkadaşlarımızdan. Şimdi bu grafiğe baktığınız zaman ya böyle büyüyen bir ülke yok arkadaşlar. Yani bunu ben ilk yaptığımda şeye benzettim. Bir o rodeo atları var, böyle çok hani üstünde insanlar durmaya çalışıyor. Ben dedim Türkiye'de girişimci olmak çok zor bir iş. Evet. Üretim sürekli istikrarsız bir şekilde artıyor, azalıyor. Hakikaten Türkiye'nin ihtiyacı olan şey yüksek büyümenin yanında istikrarlı bir büyüme. Bir yıl yüksek büyüme, sonra düş, sonra bazı yılda tekrar büyü. Türkiye'nin bunu aşması gerekiyor. Peki gelelim bir sonraki slaytımıza. Biz şimdi ülkede yaratılan katma değerler toplamını ulusal hasılayı bir üretim yöntemiyle hesaplıyoruz dedik. Tarım, sanayi, hizmetler şeklinde. Bir de harcamalar yönüyle hesaplıyoruz dedik. Bakalım harcamalar nasıl büyüdü? Daha ilginç bir tablo değil mi hocam? Çok ilginç. Bizim ekonomimizin durumunu çok daha net bir şekilde ortaya da koyuyor. Şimdi büyüme rakamlarını söylemeden önce bizim halkımız parayı nereye harcıyor? İzninizle onu birkaç cümle söyleyelim. 2015 yılında bizim halkımız Türkiye'de insanlar elde ettiği gelirin %66'sını tüketime harcamışlar. Evet. Devlet de tüketim harcaması yapmış. %11'ini de devlet tüketmiş. Dolayısıyla Türkiye'de yaratılan her 100 liranın yaklaşık olarak 78 lirası 2015 yılında tüketime gitmiş. Gelecek yılların üretim kapasitesi, gelecek yılların büyümesi ve istihdam artışı açısından son derece kritik olan yatırım artışına baktığımız zaman da paramızın 100 liranın sadece 23.6'sının yatırıma gittiğini görüyoruz. Bu Türkiye gibi her yıl nüfusuna 1 milyonun üzerinde insan eklenen, yaklaşık olarak 3 milyon 200 bin işsizi bulunan ve bunlar yetmediği için Suriye'den 3 milyon da vatandaşı zor koşullar nedeniyle Türkiye'yi kabul eden bir ülke açısından yeterli bir rakam değil. Türkiye'nin parasının daha büyük bir kısmını yatırımlara harcaması gerekiyor. Diğer taraftan biz paramızın önemli bir kısmı da ithal ürünlere, %27'lere geldi. İthal ürünlere harcar durumlara geldik. Dolayısıyla biz paramızı bu şekilde tüketim, daha çoğu tüketime, daha azı yatırıma ve önemli bir kısmı da ithalat olmak üzere harcıyoruz. Peki büyüme hızlarına bakalım şimdi. Bu harcamalara yapılan, bu kalemlere yapılan harcamalar ne kadar büyüdü 2015 yılında? Bakıyoruz, 2015 yılında özel tüketim %4,5 büyümüş. Kamu tüketim 6,7. Özel yatırımlar %2,7. Kamu yatırımları 7,6 artmış. Şimdi sadece buraya bakalım öncelikle. Bir kere bu rakamlar şunu söylüyor. Türkiye 2015 yılında tüketimle büyüdü. Kamu tüketim ve yatırımları çok arttı. Neden? İki tane seçim yaşadık. Hangi parti iktidarda olursa olsun iktidardayken bunun nimetlerinden faydalanırsın. Seçimlerde işte ücret artışları yaparsın. Destekleme fiyatlarını yüksek tutarsın varsa eğer uygulamada. Bu şekilde kamu ciddi bir harcama yapmış. Ama dikkat ediyoruz, bakın bizim ihracatımız %8 azalmış. İthalatımız %3 artmış. Ve bütün bunların sonucu Türkiye ekonomisi %4 büyüdü. Ne diyoruz? Tüketim daha çok da kamu harcamalarının çektiği bir ithalata dayalı büyüme gerçekleştirmiş Türkiye 2015 yılında. Bu tabii ihracatın azalması son derece önemli ve tehlikeli. Niçin? Çünkü uzun vadede bir ülke sürekli iç taleple büyüyemez. Türkiye ne yazık ki jeopolitik sorunlar nedeniyle en büyük pazarları olan Irak'ta, Suriye'de, daha önce Libya'da, Mısır'da ciddi sorunlar yaşadı. Hatta yılın sonuna doğru da
benim büyüme rakamlarına ilişkin endişelerimi arttıran şeyden bir tanesi de o. Rusya ile olan sorundan evet. dolayı ihracat ciddi bir şekilde düştüğü bir ortamda biz bu büyümeyi nasıl gerçekleştirdik gerçekten biraz anlamakta zorlanıyorum. Dördüncü çeyrek büyümesi için söylüyorum. Bu ihracatın azalmasında bir taraftan da Avrupa Birliği özellikle ve dünya ekonomisindeki daralma da yine talepteki daralma da etkili galiba. Şimdi tabii Elif Hocam şimdi burada şunu da söylememiz lazım. Avrupa yavaş büyüyor. Hı hı. Bence 2015 yılındaki ihracatın yavaş artmasının önemli nedenlerinden bir tanesi de dünyadaki ham madde fiyatlarının düşmesi. Şimdi evet. dünyadaki ham madde fiyatları düştüğü için bunları ihraç eden ülkelerin başka petrol ihraç eden ülkelerin gelirleri azaldı. Onların gelirleri azalınca ne oldu? Bizim onlara mal satmak şansımız azaldı. Bu bir. İkincisi dünyada ham madde fiyatları düşünce bu ürün fiyatlarına da yansıdı ve bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin fiyatlarında da az da olsa bir gerileme oldu. Dolayısıyla bizim dünya ekonomisindeki bu gelişmeler yanında jeopolitik risklerin yanında emtia fiyatlarındaki düşmenin de dünya ihracatını olumsuz etkilediğini unutmamamız gerekiyor diye söyleyebiliriz. Şimdi harcamalardaki büyüme grafiğimize de baktığımız zaman yine sektörel büyümelerden çok farklı bir şey çıkmayacak karşımıza. İzleyicilerimiz çok şanslı mesela. Dünyanın hiçbir ülkesinde hemen hemen böyle bir grafikte karşılaşma şansları yok. Son derece istikrarsız hem üretim yöntemiyle hem harcama yöntemiyle milli gelir hesaplarına baktığımızda son derece istikrarsız bir büyümeyle karşılaşıyoruz. Şimdi büyümenin iki kanatlı olması gerekiyor Elif Hocam. Ne demek istiyorum? Bir ülke sadece iç taleple, sadece dış taleple büyüyemez. Bu ikisinin belli oranda birbirini desteklemesi gerekiyor. Şimdi bir sonraki grafiğimize geçersek çok net bir şekilde göreceğiz. Burada mavi olan çizgilerimiz iç talepteki büyümeyi, kırmızı olan da dış talepteki büyümeyi gösteriyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin 1944-45'ten bu tarafa dış ticareti açık veriyor. Türkiye ihraç etten daha fazlasını ithal ediyor. Bunda başta enerji olmak üzere, teknolojik ürünler olmak üzere pahalı ürünleri ithal edip ucuz ürünleri ihraç etmemizin rolü var kuşkusuz ama buradan gördüğümüz gibi Türkiye uzun süredir iç taleple büyüyor. Ve bizim dış talebin büyümeye katkısı negatif oluyor. Ne demek istiyorum? Bizim ihracatımız, ithalatımızdan daha fazla olsa, yani aradaki fark pozitif olsa, ülke içindeki üretimi, dolayısıyla istihdamı arttıracak. Ama bizim ne yazık ki ihracatımız, ithalatımız az olduğu için büyüme daha çok iç taleple gerçekleşiyor. Türkiye'nin mevcut üretim deseniyle de zaten ihracata dayalı büyüme şansı çok fazla olmuyor. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir problemimiz var. Türkiye dünyaya teknik ifadesini de söyleyeyim. Öğrenci arkadaşlarımız için fayda olabilir. Gelir esnekliği kas sayısı birden küçük olan malları ihraç ediyor. Ne demek istiyorum? Avrupalıların, Amerikalıların, Afrikalıların geliri arttığında talebi azalan malları biz dünyaya satıyoruz. Peki dünyadan ne alıyoruz? Dünyadan özellikle tüketim malları için söylüyorum bunu. Dünyadan ise daha çok gelir esnekliği kas sayısı birden büyük olan malları alalım. Türkçeleştirelim bunu. Yurt dışından biz akıllı telefonlar alıyoruz ama yurt dışından tekstil, konfeksiyon, demir çelik satıyoruz. Şimdi bizim üretim desenimizi dünyada talebi artan, dolayısıyla dünya ticaret hacminde payı artan ürünlere doğru kaydırmamız lazım. Bunun da çok bilinen adını söyleyecek olursak, yüksek katma değerli teknolojik ürünler, bilgi çağı ürünlerini üretmek zorundayız. Yoksa bizim daha uzun yıllar dış talep büyümeye pozitif katkı yapma şansına sahip olmayacak bu durumda. Peki ekonomi harcamaları yaptık, gelirleri elde ettik, sektörler büyüdü. Bu büyüme, %4'lük büyüme ekonomiye nasıl yansıdı? Diğer boyutlara nasıl yansıdı? Onunla ilgili de isterseniz birkaç şey söyleyeyim bir sonraki tablomuz yardımıyla. Şimdi istihdama baktığımız zaman %4 büyüyen bir ekonomide istihdam %2,7 artıyor. Aslında bu da istihdamın büyüme esnekliğinin fena olmadığını gösteriyor bize. Daha önceki yıllar bu kadar çıkmıyordu bu rakam. Dolayısıyla büyüme, %4'lük büyüme istihdamda da bir artış yaratmış görünüyor. Ama aynı şekilde istihdam artarken işsizlikte de önemli bir artış var. Şöyle söyleyelim, 2015 yılında istihdam %2,7 artıyor ama işsizlik %7,2 oranında artıyor. Şu an itibariyle bizim 2015 son itibariyle 3.057.000 işsizimiz var. Şimdi bu önemli bir sorun. Yeterince istihdam
yaratamamış büyüme. Bir başka şey, ihracatımız %8,7 azalmış. Demin o büyümeyi konuşurken konuştuğumuz rakamlar, ihracat rakamları, ithalat rakamları sadece mal ihracatı değil. Aynı zamanda hizmet ihracat ve ithalatını da gösteriyor. Buradaki rakamlar mal ihracatını gösteriyor. Bizim mal ihracatımız %8 azalmış. İthalatımız %14 azalıyor. Bu iki nedenle azaldı. Bir tanesi gerçekten Türkiye daha az ürün aldı ama diğer taraftan da ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatları büyük ölçüde düştüğü için emtia enerji özellikle petrolde. O nedenle ithalatta da bir düşüş oldu. Bu düşüşler bizim cari açık dediğimiz, Türkiye'nin kronik yapısal sorunu diye ifade ettiğimiz cari açıkta da bir azalma yarattı. %26'lık bir azalma oldu bu. Tabii bu artışın da önemli bir gerekçesinin enerji fiyatlarına düşüş olduğunu, aynı zamanda da kur artışlarının ithalatı pahalandırmasının da etkisi olduğunu unutmamamız lazım. Peki döviz ne oldu geçen sene? Döviz de geçen sene ciddi bir çapraz kur kayması oldu. Dolar %24 artarken euro sadece %4 civarında arttı ve bunun sonucunda da Türkiye'de halkımız için dövizi satın alma gücü azaldı. Bu da ithalata yansıdı. Borsa yılın bütünü itibariyle iyi bir performans gösterdi gibi görmek de var. Yıl içinde ciddi dalganlar oldu. Halkımız önceki yıllara göre daha az tüketici kredisi kullandı bu yıl. Daha önce %30'lara varan oranlarda tüketici kredileri artarken bu sene %9 civarında arttı. Neden? Çünkü halkımız iki tane seçim olduğu için ne olacak, iktidarlar ne olacak, komşularla sorunlar var. Geleceğe çok umutlu bakamadığı için eskisi kadar kredi kullanmadılar. Temel göstergelere bir daha bir görebilirsek. İki slide önce, evet. Buradan daha ne evet, burada evet izleyicilerimiz de görme şansına sahip olacaklar şimdi. Bu yalnız burada bir şeye de vurgulamamız lazım. Türkiye'nin ihracat deseni, ihracatının kur döviz deseni ve borçların döviz deseni itibariyle Türkiye'nin euronun değerli olmasına, doların düşük kalmasına ihtiyacı var. Çünkü bizim borçlarımızın %65'i dolar cinsinden, ihracatımızın %50-55'i de euro cinsinden. Dolayısıyla euronun değer kaybetmesi 2015 yılında bizim euro ile yaptığımız ihracatın dolar olarak hesaplara girişine bir düşüş de yarattı. Dolayısıyla ihracattaki düşüşte bu kurun getirdiği etkiyi de unutmamamız lazım. 2015 yılında yalnız vatandaş %9 artırırken kredi kullanımı, bizim özel sektörümüzde ticari kredi kullanımı yaklaşık %25 artmış. Şimdi ticari kredilerin artması iki nedenden kaynaklanıyor. Bir, işler çok güzeldir, her şey iyi gidiyordur. Büyümek üretiyorsun, istedim. Satıyorsundur, kredi alırsın, finanse edersin, para kazanırsın. İki, işler kötü gidiyordur. Çarkları çevirmek için, işçilerin parasını ödeyebilmek için, daha önceki borcunu ödemek için kredi kullanırsın. Sanki bu 2015 yılındaki süreç biraz daha hem dış borçları ödemekte TL kredi kullanmak, hem de yavaşlayan işleri ya da zorlaşan işleri diyelim daha doğru ifadesiyle devam ettirmek için daha fazla krediye başvurduğunu söylüyor. Enflasyonda çok az da olsa bir artış oldu. Bu büyümeye bağlı %8,81'lik bir enflasyonumuz oldu. Bizim enflasyon hedefimiz, Merkez Bankası'nın hedefi uzun yıllardan beri %5. Türkiye'de bir %5 sendromu var bence. Büyüme hedefi %5, enflasyon hedefi %5, %5, %5. Bunlar hiçbir zaman hemen hemen Merkez Bankası birkaç yılın dışında tutturamamıştı hedefini. Bu sene de 6 ile 6,5'te çıktılar yola. Yine enflasyon hedefi tutmadı. 2018 sonuyla %5. Şimdi orta vadeli program revizyonunda 2018 itibariyle %5. Orta vadeli geçiyor. Programda biliyorsun her yılın Eylül ayında tekrar yayınlandığı sürekli onları revize. ediyoruz. Bu sene bizim ekonomimiz açısından önemli olan bir gelişme de bütçeyle ilgili. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 3 çıpadan bahsedilirdi. Bir IMF çıpası 2008 Mayıs'a kadar. 2 Avrupa Birliği çıpası. 3 bütçenin sağlam olması. IMF ve Avrupa Birliği çıpası büyük ölçüde devreden çıkmış durumda. Şu anda Türkiye'nin en, yani bu küresel türbülansa rağmen ciddi çok büyük miktarlarda dedim çıktı ama çok büyük miktarlarda sermaye çıkmamasının önemli bir nedeni bütçenin sağlam olması. Ne demek istiyoruz burada? Evet bütçemiz açık veriyor ama şu anda bütçe açığının milli gelir oranı %2'ler civarında dolaşıyor. Bizim kamu borcunun milli gelir oranı %60 sınırına hiç gelmedi. Orada da rahatız. %40'lar civarında dolaşıyor. Bugün kriz yaşayan Portekiz'e, İrlanda'ya, Yunanistan'a, İtalya'ya bakarsak milli gelire kamu borcu oranının %100'ün çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da biraz iyileşme oldu 2018
15 senesinde kamu dengelerinde. Yani kamu çipo olmaya devam edecek. Şimdi burada bir sonraki grafiğimiz enteresan bir şey gösteriyor bize. Bakın Türkiye yüksek oranda büyürken, geçebilirsek bir diğer slaytımıza, grafiğimizde hemen görünecek. Türkiye yüksek oranlarda büyüdü 2002-2007 döneminde. Cari açığı sürekli artan bir konumdaydı. Şimdi bizim cari açık azalmaya başladı, büyüme de yavaşlamaya başladı ama enteresan bir şey var. 2002-2008 arasında, hatta bugüne kadar biz kurları düşük tuttuğumuz için, kurlar düşük kaldığı için bizim dışa bağımlılığımız arttı. Şöyle söyleyeyim, bakın dolar kuru ne olması gerekirdi de ne oldu, oradan girelim. 2015 yılı sonunda doların yaklaşık 3 lira 70 kuruş civarında olması gerekiyor. Satın alma gücü paritesi yaklaşımına göre. Dolar kaç para şu anda? 2.85'lerde. Türkiye'de 2002'den sonra enteresan bir gelişme oldu. Bunu Türkiye'de olup bitenleri anlamak için herkesin iyi bilmesi, dinlemesi gerekiyor. Nedir o? 2000'li yıllarda dünyada petrol fiyatları çok yüksek oranda arttı. Petrol fiyatlarının artması sonucu petrol ihracat eden ülkeler inanılmaz kaynaklar elde etti. 98 yılında 10 dolara sattıkları petrolün varilini 147 dolarlara sattılar. En son 110 dolar civarlarında stabil hale gelmişti. Bunlar çok dolar kazandıkları için bunları yatıracak yerler aradılar. Ve bizim gibi faizi yüksek, borsası sığ olan ülkelere ciddi şekilde dış kaynak geldi. Döviz bolluğu oluştu. Bir şey bolsa iktisatta çok basit bir şey var değil mi? Bir şey bolsa ucuzdur. Dövizin bol gelmesi kurları aşağıya düşürdü. Reel olarak da nominal olarak da düşürdü. Mesela rakamı da söyleyeyim size. 2002'de dolar 1513 iken ortalama kur, 2008'in sonunda 1295'e geldi. Bu ne demek? 2002 yılında ben 1000 dolarlık bir malı Amerika'dan alırken 1513 lira öderken 2008'de 1295 liraya bu malı alabilir hale geldim. Bu arada içeride enflasyon olduğu için o malı içeride üreten üreticilerin fiyatı sürekli yukarı giderken ithal ürünlerin fiyatı aşağıya geldi. Ve böylece Türkiye 105 milyar dolarlara varan dış ticaret açıkları vermeye başladı. Şimdi kurları Türkiye'nin bu şekilde 2008'e kadar düşük kalmasına etkilendi. Daha sonra bir şey daha devreye girdi. Bu sefer 2008'de kriz ortaya çıktı. Avrupa ve Amerika bir tek uçakla para dağıtmadıkları kaldı dünyaya. Amerika'nın Merkez Bankası'nın bilançosu 150 milyar dolardan 3,5-4 trilyon dolarlara kadar geldi. Avrupa ve Amerika'nın piyasaya sürdüğü paralar nedeniyle bize ciddi bir sıcak para girişi oldu. Kurlar tekrar düşük kaldı. 2015 yılına geldiğimizde burada bir düzeltme geldi. Neden bu düzeltme geldi? Çünkü Türkiye'de bir sonraki grafiğimize geçebilirsek bu sıcak parayı da arkadaşlarımız çok net bir şekilde göreceklerdir. Bakın Türkiye'ye trend şeylerine bakarsak büyük oranda sıcak para girişi oluyor. Bakın bu eskisi kadar büyümeyi yukarıda tutmuyor. Çünkü iç talep yavaş ve bizim dış girdi bağımlılığımız daha fazla arttı. Bu kadar açık verdiğiniz zaman, dış açık verdiğiniz zaman, dövizi düşük tuttuğunuz zaman ne oluyor? Çok basit bir şey oluyor. Kurlar düşük, ithalat ucuz, ithalat artıyor, dış ticaret açığı artıyor, cari açık artıyor. Sonuç dış borçlarınız artıyor. Bakın bizim 2000 yılında mesela dış borçlarımız 118 milyar dolarken şimdi 398 milyar dolara geldi. Grafik bir olarak da bunu grafik daha belki iyi gösterecek. Bu bir sonrakine yine geçelim. Bunlar borç stokumuzdu. Bir sonraki grafik lütfen. Şimdi burada da baktığımız zaman bizim dış borçlarımızda özellikle de özel sektörün dış borcunda çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Neden özel sektörümüz bu kadar çok dışarıdan borçlandı? Çünkü dışarıda faizler daha düşüktü, kurlar geriliyordu. Dışarıdan borç alıp üste para kazandı özel sektörün uzun yıllar. 2015 yılında da bunun bedelini az çok ödemeye başladık. Hocam, sanıyorum süre sıkıntımız var. Hemen kaldı, toparlayalım. Evet. Bir slaytımız daha var. Onları da söyleyelim. Şimdi Türkiye 2000'li yılların ilk döneminde 2008'e kadar yüksek büyüdü. 2002'den sonrasını söylüyoruz. Şimdi yavaş büyüme sürecine girdi. Bu yavaş büyüme sürecine girmesinde temel sıkıntılardan bir tanesi de şudur. Halkımız eskisi kadar tüketemiyor. Neden tüketemiyor? Çünkü bizim halkımızın bankalara çok fazla borcu yoktu. Uzun yıllar boyunca büyük miktarda bankadan kredi alındı ve kazanılmamış gelirler,
Daha başka bir ifade. Hak edilmemiş bir tüketim yapıldı. Bakın 2000 yılında halkımızın bankalara olan tüketici kredisi borcu, konut, otomobil ihtiyaç ve kredi kartlarında olan borcu sadece 6 milyar lirayken şu 2015 yılı sonunda bu 385 milyar liraya geldi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Diğer slaytlara geçmeyelim. Sanıyorum süremiz de sonuna geldi. Türkiye zorlu bir konjonktürde 2015 yılında fena olmayacak bir büyüme gerçekleştirdi. Ancak bu büyümenin tüketimle gerçekleşmesi, yatırımlarda yeterince artış olmaması sürdürülebilirliği meselesini gündeme getiriyor. Türkiye'nin artan nüfusu itibariyle, ihtiyaçları itibariyle daha hızlı büyümesi gerekiyor. Ama bu büyümenin de dış kaynakla değil, içerideki tasarruflarla olması, kendi kazandığımız parayı yatırmak yönlendirerek gerçekleştirmemiz gerekiyor. O nedenle siyasi seçimler vesaire geride kaldığına göre Türkiye'nin bugün yeni bir büyüme modeline, sanayileşmeyi merkez alan yeni bir büyüme modeline, halkımızın tüketim değil tasarrufa ve tasarruflarında yatırımlara dönüştüreceği yeni bir makroekonomik iklime ihtiyaç var. Bundan önce de yalnız bunu da söylememiz lazım. Siz istediğiniz kadar kaliteli tohumunuz olsun, istediği kadar güzel toprağınız olsun. Eğer iklim uygun değilse, yağmur yağmazsa, ısı olmazsa bu olmaz. Türkiye'nin önce gerçek anlamda bir demokrasiye, gerçek anlamda bir hukuk devletine, kurumsallaşmış ve liyakat sistemiyle çalışan bir kamuya, ondan sonra bir büyüme modeline ve büyüme modelinde de sanayileşmeyi ön plana çıkaracak bir, reel sektör ön plana çıkacak bir anlayışa ihtiyaç var. Bu reformları yapamazsak çok yüksek oranlara gelen işsizlik ve çok daha yavaş büyümeler bizi bekliyor diye söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Katkılarınız için, geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler.